İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. 10 Ağustos'ta Batı Ermenistan'ın Yerevan temsilciliğinde Sevr Antlaşması'nın 104. yıl dönümüne adanmış hatırlanacak bir Zoom toplantısı düzenlendi. Batı Ermenistan Hükümet Sözcüsü Armen Huy Akya'nın 10 Ağustos'taki basın açıklaması Batı Ermenistan'ın evlatları Ben Bagdikyan Hindistan'da Artak'ın Ermeni tarihi ve kültürel mirasına yönelik tehditlere atıf yapıldı. Gekart Vakfı alarm veriyor. Bakü, Zoras Taşlar Yerleşkesi rezervini eski Azerbaycan topraklarında bulunan bir anıt olarak sunuyor. Vartan, Astadryan, şu şihalıları kültürel değer olarak koruyalım. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Senarmenya TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan'ın Yerevan temsilciliğinde Serf Antlaşması'nın 104. yıl dönümüne adanan hatırda kalacak bir Zoom toplantısı 10 Ağustos'ta düzenlendi. Bu toplantı Serf Antlaşması'nın tarihsel öneminin ve Ermeni halkının haklarının korunmasındaki amacın hatırlanması ve güçlendirilmesine yönelikti. Toplantıda Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı Armen Gabrahamyan konuşmasını Fransızca yaptı. Abrahamyan konuşmasında Ermeni halkının adil haklarının yeniden tesis edilmesinde temel destek olarak Sevr Antlaşması'nın önemini dile getirirken Ermenilerin taleplerini hiçbir zaman unutmamaları ve hakları için mücadeleye devam etmeleri gerektiğini vurguladı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bayan Lidya Margosyan ve Batı Ermenistan Parlamento Başkanı Bayan Neli Harutunyan da konuşmalarda bulunurken Sev Antlaşması'nın önemine değinerek bunun yarım kalmış ve uygulamayı beklemekte olan uluslararası hukuk belgesi olduğunu vurguladılar. Batı Ermenistan'ın Arjantin konsolosu Guillermo Karamanyan yaptığı İspanyolca konuşmasında Sev Antlaşması'nın uluslararası toplumun dikkatine sunulmasının önemini vurguladı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Zoom toplantısında birliğin önemi ve Ermeni halkının haklarının yeniden sağlanması gerektiğinin vurgulanmasıyla sona erdi. Toplantının sonunda düzenlenen resepsiyonda katılımcılar Sevr Antlaşması'na ilişkin masa etrafında derin tartışmalar gerçekleştirdi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Armeni Hüsakyan, Kilikyan'ın bağımsızlığının 104. yıl dönümünü kutlayan ve Kilikyan'ın tarihi geçmişini aktaran Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bayan Lidya Margosyan'ın bağımsızlık tarihine detaylı bir şekilde değinen konuşmasına değindi. Bayan Devlet Başkanı Kilikyan'ın kurtuluş mücadelesine ve bunun Ermeni halkı için önemine değindi. Sözcü basın açıklamasında Batı Ermenistan'ın Western Armenia dergisinden bahsederken, Şuşi'de Batı Ermenistan Ermenileri Ulusal Konseyi'nin 2004 yılında kurulmasına, 2007 yılındaki Stepanagert'te Batı Ermenistan'daki yerli Ermenilerin haklarına dair beyana ve 2011'de Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konseyi Başkanı Armena Kaprhamyan'ın önderliğinde Batı Ermenistan Cumhuriyeti hükümetinin kurulmasına değindi. İnsanlara borçlu olduğunuzu asla unutmayın. Size para ödeyenler için, editörünüz için, kaynaklarınız, arkadaşlarınız için ya da kariyeriniz için çalışmıyorsunuz. İzleyicileriniz için çalışıyorsunuz. Soykırımdan sağ kurtulan Bağdikyan ailesinden tanınmış Amerikalı gazeteci Ben Bağdikyan. Ailesi toplu katliamdan, Arminusit'ten kaçtıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındığında Ben bir çocuktu. Kariyerine Washington Post gazetesine katılarak gazeteci olarak başladı. Zamanla Bağdikyan editör yardımcısı oldu. Bu yıllarda Bağdikyan'ın Pentagon belgelerinin yayınlanmasının hazırlanmasına büyük katkısı oldu. Ben Bağdikyan haber departmanından ayrıldıktan sonra medya tekeli kitabını yayınladı ve birçok başka eserin de yazarı oldu. Ancak bu kitap ve onu takip eden yeni medya tekeli onu ünlü yaptı. Bağdikyan ayrıca Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okulu'nda ders verdi ve daha sonra Fahri Dekan oldu. <Sessizlik> Doğu Ermenistan'ın Hindistan Büyükelçisi Vahagın Afyan, Hindistan Kültürel İlişkiler Konseyi Genel Müdürü Kumar Tuhin ile görüştü. Görüşmede Yeni Delhi'de düzenlenen UNESCO Dünya Mirası Komitesi'nin 46. oturumu çerçevesinde Doğu Ermenistan'ın sunduğu Ermeni sanatçı Sarkis Achadryan'ın Ajanta mağaralarındaki fresklerin yer aldığı ilgili sergiden bahsedildi. Çeşitli ortak eğitim ve kültür etkinliklerinin yakında düzenlenmesine ilişkin sorular ve girişimler tartışıldı. Artsah'ın Ermeni tarihi ve kültürel mirasına yönelik tehditlere de değinildi. Bakü devlet kanalıyla sahte Batı Azerbaycan tabirini yaymaya devam ediyor. Bu sefer hedef Bakü dışında yaşayan Azerbaycanlı ve yabancı gençler. Gegard adlı bilimsel analitik vakıf bu konuda yayınladığı bildirdi. Özetle şöyle deniyor. Berzor'da dünyanın 60 ülkesinden 115'e yakın gencin katıldığı Diaspora Gençlik 5. Yaz Kampı çerçevesinde Batı Azerbaycan topluluğu örgütünün liderleri 6 Ağustos'ta kamçılarla buluştu. Bu Haydar Ali Vakfı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Diyasporası ile Çalışma Devlet Komitesi tarafından düzenlenen bir etkinlikti. Toplantıda Batı Azerbaycan Topluluğu Örgütü'nün üyeleri Azerbaycan'ın Doğu Ermenistan Cumhuriyeti topraklarına yönelik açık isteklerini Batı Azerbaycan'ın yanlış tezini anlatan bir konuşma yaptılar. Etkinlikte Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'nin tarihi mimari eserlerinin doğal manzaralarının eski Azerbaycan olarak sunulduğu fotoğraflardan oluşan bir slayt gösterisi olan Batı Azerbaycan'a Yakından Bakış belgesel filmi gösterildi. 2020 yılındaki 44 günlük artas Savaşı sırasında Şuşi Halı Müzesi Müdürü Vartan Astadıryan, Azerbaycan'ın yıkımından sonra müzenin 17. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar uzanan 170 halısını kurtarabildi. O ayrıca 30'dan fazla çömlek parçasını da kurtardı. Vardan Asadıryan bunları Doğu Ermenistan'a taşımakta büyük zorluklar yaşadı. Ancak şu ana kadar Doğu Ermenistan hükümeti çok değerli olan halıların muhafazası için gerekli ana alanı sağlamadı. Şu ana kadar halılar farklı yerlerde tutuluyor. Geçen yılın Kasım ayında halılar Vanazor Müzesi'ndeydi ancak oradan kaldırıldı ve şimdiki gelecekteki kaderleri belirleneceği kadar özel bir alanda saklanıyor. Vartan Asadıryan açıklamasında artık halılar özel alanda ne olacağını anlayana kadar onları orada tutuyoruz. Kasım ayı sonunda Vanazor Müzesi'ndeki halıları kaldırmamı söylediler. Doğu Ermenistan Eğitim Bilim ve Kültür Bakanlığı'nı aradım ama cevap vermediler ifadesini kullandı. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimize daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Vestin Ermenya TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Vestin Ermenya TV ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor. Ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceği ile ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor. Sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, hükümeti, ulusal meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız, Sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın siz yoksanız biz bir eksiyiz. Sayın dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın.